farz mıdır, vacip midir, sünnet midir? Gereğini yaparlar ve ona göre de sevaplarını alırlar. Dinin bir takım hükümleri vardır. Bu hükümlerin bir kısmı farz, bir kısmı sünnet, bir kısmı vacip gibi değişik derecelerde bunların derecelendirmeleri bulunmaktadır. Mesela Namaz farzdır deriz ve kitaptan bunun delilini Akil salate namazı kılın bu ifadeyle gösteririz. Ama acaba kurban farz mıdır, vacip midir, sünnet midir? Farz olmadığı anlaşılıyor ve müstehit imamlar vacip veya sünnet oluşunda farklı görüşler belirtmişler. İmam Şafii'ye göre sünnettir. İmam-ı Azama göre ise vaciptir. Vacip sünnetin daha üstünde bir mertebede yer alıyor. Ve bunun hayatta uygulaması şöyle kendini gösteriyor. Mesela ülkemizde şafi olan muhitlerde bu sünnet kabul edildiğinden belki kurban ibadeti çok canlı geçmiyor. Ama hanefi olan muhitlerde aslında kesmemesi gereken fakir olanlar bile bir yerlerden borç bulup ne yapıp edip bu vacip olan ibadeti yapmaya çalışıyor. Peki bu farklılık nereden kaynaklanmakta? Bu konuda ayet-i kerimede net bir hüküm yok. Kurbanın e, vücubunu ifade eden çok net bir hüküm yok. Kevser suresinde Kur'an'ın en kısa surelerinden Fesallili Rabbike Venhar Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Burada peygambere yönelik bir emir. Acaba bütün ümmeti de içine alır mı almaz mı? Farklı yorumlar yapıldığından İmam-ı Şafi bunu sünnet olarak almış. İmam-ı Azam da bunu vacip olarak değerlendirmiş. Ve her iki mezhebin mensubu da kendi mezheplerine göre gereğini yaparlar ve ona göre de sevaplarını alırlar. Ancak her meselede illa kat'i bir delil de olmayabilir. Dinin bir takım meseleleri vardır ki farklı yorumlara açıktır ve illa orada tek bir görüşte toplanabilmek gerekmez. Bu mümkün de değildir. Mesela Hz. Adem cennette Hangi ağaç yasak meyveden yedim? ayet ve Vadi'ste bunlara net bir cevap verilmemiş. Farklı yorumlar var. Bunların hiçbirisi bizim için bağlayıcı değil. Öte yandan diyelim Ashab-ı Kehf'in köpeklerinin adı ne veya bunların isimleri ne? Farklı rivayetler olabilir. Bunlar o derece üzerinde tartışılacak konular değildir. Onları biraz daha serbest değerlendirmek illa o konuda ısrarcı olmamak daha isabetlidir. Yani burada sonuç itibariyle şunu söyleyebiliriz. Ee, İslamiyet'in meselelerinin kendi içinde dereceleri var. Bir kısmı kat'i delil ister. İşte ayetten hadisten kat'i delilini söylemek gerekir. Ee, bir kısmında az çok bir kanaat hasıl olur. Evet bu böyledir şeklinde. Ama bir kısmında da ilişmemek yeterli olur. Diyelim ki Hz. İbrahim'in dört kuşu ayette nazara veriliyor. Bu dört kuş hangileri? E orada çok da ayrıntıya girmek lüzum yok. Belki de bu tür bilgiler İsrailiyattan oralara takılıp kalmadan işin özünü anlamak ve ona göre değerlendirmek en güzel olacaktır.